Çok gereksiz bir ayrıntı. Beni ısırdı. Hayır şöyle. Selamünaleyküm, herkese merhaba. Bugün önümde hiç kitap yok gördüğünüz üzere. Sebebi şudur ki, aslında uzun uzun anlatacağım ama bu aralar çok fazla kitap okuyamadım. Sizinle paylaşabileceğim bir derleme de hazırlayamadım doğal olarak. O yüzden kitap anlatmayacağım bugün maalesef ki sayfamızın konseptine ters olarak. Neden peki kitap okuyamadık? Birincisi havalar çok sıcak. Yaz ayındayız biliyorsunuz. Belki şu an ventilatörün sesi de geliyordur ama hani akşam vakti olmasına rağmen sıcaktan dolayı onsuz şu an bu halde oturup da video çekecek durumumuz yoktu açıkçası. O yüzden hani kusura bakmayın diyeceğim. Kusura bakmazsınız inşallah. Şöyle birincisi dediğim gibi havalar çok sıcak. O yüzden kitap okumak için yeterli enerjiyi bulamıyoruz kendimizde. Her ne kadar okumaya çalışsak da bir türlü sonunu getiremiyoruz kitaplarla ilgili. Bir diğer husus şu, sektör değişikliği yaptım. Sektör derken şöyle, ben veteriner hekimiyim. Evet, önceden gıda sektöründe çalışıyordum. Yani şu işimden, bu işimden önce gıda sektöründe çalışıyordum. Oradan ayrıldım. Kliniğe geçiş yaptım. Kedi köpek kliniğine geçiş yaptım. Kuş bakılmıyor. Gereksiz bir ayrıntı. Neyse işte sektör değişikliği yaptım. Şu an içinde bulunduğum kliniğin içerisindeki çalışanlar da gerçekten hem teorik olarak hem de pratikte iyi hekimler. O yüzden çok fazla onların yanında kendimi aşağı seviyede hissettiğim için veteriner hekimliği ile alakalı yazılar okuyorum, hastalıkları okuyorum, ilaçları okuyorum, onların prospektüslerine bakıyorum falan. İşte bazı şeyleri kendime hatırlatmaya çalışıyorum. Bazı şeyleri de tabii ki hani yeni karşılaştığım vakalar, olgular olduğu zaman da onun pratiğini teoriye dökmeye çalışıyorum gibi. Bu tarz çalışmalarla ilgileniyorum, meşgul oluyorum boşluk bulduğumda. Onun dışında gün içerisinde, çalıştığım günler içerisinde 10 saat çalışıyoruz. Gerçekten saat bakımından bakıldığında çok yüksek miktarda ayakta duruyoruz ve hani yoğun tempoda oluyoruz. Elhamdülillah tabii ki hani bu durumdan asla şikayetçi değilim. Rabbime sonsuz şükürler olsun. İyi ki bir işim var, uğraşım var. Mesleğimle alakalı iyi ki böyle bir yol bana nasip etti Rabbim. Olmayanlara da inşallah Allah en kısa sürede iş isteyenlere iş nasip eder. Ev isteyenlere ev, aş isteyenlere aş nasip eder inşallah. Rabbim hiç kimseyi yoklukla sınamaz inşallah. Az verip aratmaz, çok verip azanlardan kılmaz inşallah diyelim. Buraya da bir küçük duamızı eklemiş olalım. Öyle dediğim gibi boşluk bulduğum zaman veteriner hekimliğiyle alakalı okumalar yapmaya çalışıyorum. O yönde çalışmaya çalışıyorum. Ama tabii ki de can da etkisinden dolayı. Bir de dediğim gibi günde 10 saat çalışıyor olmaktan dolayı izin günlerimde de hani evin işleri, meşguliyeti, işte aileme vakit ayırmak, kendime vakit ayırmak. Bir de gerçekten hani iki iş arasında 2,5-3 ay kadar bir süre olduğu için de vücudum da hantallaşmış bu süre zarfında. O yüzden 10 saat boyunca çalışınca 1 saat gidiş 1 saat dönüş yol da eklenince 12 saat ediyor. Hatta 13'e falan da tekabül ediyor oluyor. Bazen trafikten dolayı o yarım saatlerde eklenebiliyor. 12-13 saat boyu dışarıda kalınca haliyle vücudum da bu duruma reaksiyon gösteriyor. İşte bacaklarım şişiyor, ayaklarım şişiyor falan. Onların geçmesi, işte dinlenme süren falan uzun sürüyor. O yüzden de kitap okuyamıyorum. Ama bu duruma bir düzen çekip düzen getireceğim Allah'ın izniyle. Birazcık daha hani planım, programım belli olsun inşallah. Sesli kitap uygulamasından ya da indirerek e-kitap olarak metroda ya da otobüste gidip gelirken okumayı düşünüyorum. Onun dışında işle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu yeni yeni şeylerle tabii ki karşılaşıyorum ama başıma da garip olaylar da gelmedi değil sektörü değiştirdikten sonra. Mesela işe başladığım ilk hafta elimi kedi ısırdı. Üstelik yoğun bakımda olan bir çocuktu. Hani gerçekten hiç canı yoktu yani. Çok hastaydı. Ona rağmen son kuvvetiyle, enerjisiyle beni ısırdı. Sağ olsun. Neyse o kedi elimi ısırınca hala yara izleri duruyor. Elim enfeksiyon kaptı. İltihaplandı, şişti. İşte hastane işleri, kuduz aşıları ya da diğer aşılar falan filan. Onlar araya girdi. Yaklaşık bir hafta boyunca falan sol elimi kullanamadım. İşin kötü kısmı ben solağım. Yani
Yani sol elim olmadığı zaman ben sağ elim ısırmış olsaydı o kadar hani eksikliğini sol elim kadar hissetmezdim. Ama sol elimi ısırdığı için sağ olsun bayağı böyle yokluğunu hissettirdi bana. Rabbime sonsuzlar olsun ya, gerçekten her uzvumuzun çok çok kıymeti var. Zaten hani neren ağrıyorsa canın orada toplanır derler ya. Gerçekten bazen böyle nene gibi konuşuyorum değil mi ya? Evet. Evet, öyle şeyler yapıyorum. Bu kötü bir şey değil bence. Biraz var ya, ben konudan konuya atlıyor gibi olacak ama ben biraz eski kafalı bir insanım. Zaten annem falan da hani bana şey derdi, hatırlıyorum, sen yanlış dönem çocuğusun falan. Ve eskileri seviyorum, eski laflar ediyorum. Bazen öyle ihtiyar gibi konuşuyorum, evet. Bilerek yapmıyorum, içimden öyle geliyor. Ruhum mu yaşlı nedir bilmiyorum. Ruh yaşına da hiç girmeyelim şimdi. O konuda da söyleyecek çok şeyim var da. Konudan konuya yine zıplamam peki. Evet, öyle. Videolar arasında çok çok uzun vakitler oluyor, farkındayız. Her hafta video atmamız gerekiyor belki YouTube algoritması için. Ama bunu ne yazık ki başaramıyoruz. Dediğim gibi hem kanal zaten kitap kanalı. Her hafta benim 10 tane ya da en azından 5 tane ya da 3 tane, yani minimum 3 kitap tanıtmam lazım bir uzun video çekebilmemiz için. Bir haftanın içinde de 3 kitabı bitirip kameranın karşısına geçmek, takdir edersiniz ki, pek mümkün değil. Şimdi özellikle bu yeni alışmaya başladığımız için, yani hayatımız yeniden yön değiştirdiği ve yeni şeyler girdiği için. Evet, evet, evet. Yeni hayatımızdaki yeniliklere adapte olma sürecindeyiz şu anda. Birazcık da onunla alakalı bir şey dediğim gibi. Bir de işte en başta söyledim, yaz sıcağının da bence çok etkisi var. İşte vaktimizin yoğunluğundan, doluluğundan da kaynaklı bir durum var. Bir de şöyle, bizim videoların editlerini en başından beri söylediğim gibi kız kardeşim yapıyor. Ama kız kardeşim de zaten söylemiştim, tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi. İnşallah bu sene bitti, amin. 2'ye geçecek. İnşallah. Vakit çok hızlı geçiyor gerçekten ya. Gerçekten ne zaman kazandım, ne zaman okumaya başladım ve ne zaman 1. yıl bitti. Evet ya, çok hızlı. Ömür işte neymiş var ya. Geçen sene bu zamanlar, hatta bir ay sonrasında ilk anatomi kitabını almıştık daha. Evet. Okul başlamadan evet, önce. Evet, okul başlamadan önce hemen gidip Güneş Tıp Kitap Evi'ne, bir de Nobel Tıp Kitap Evi var. Bu arada sağlık okuyanlar için onu da hemen dipnot düşelim. İki tane güzel kitap evi var. Zaten hemen hemen bütün kitaplar, sağlıkla alakalı bütün kitaplar ya Güneş Tıp Kitap Evi'nde ya Nobel Tıp Kitap Evi'nde basılır. Bunların internet siteleri de var. Almak istediğiniz kitabı henüz okula başlamadıysanız ya da başladınız ama kaynak edinmek istiyorsanız ikisinin sitelerine bakabilirsiniz. Onun dışında biz İstanbul'da ikamet ediyoruz. Kadıköy'de ikisinde kitap evleri de mevcut. Hemen Rıhtım'ın karşısında, ana yol üzerinde kalıyor ikisi de. Güneş'te böyle birazcık ara sokakta kalıyor. Nobel Tıp Kitap Evi hemen o yol üzerinde kalıyor. Oradan bakın, zaten Google haritalarda da çıkıyor yani konumları çok doğru. Aynen. Google harita konumlarından. Biz de zaten Güneş'e oradan gitmiştik. Nobel'i biliyorduk yerini ama Güneş'inkini bilmiyorduk. Hiç gitmemiştik. Hep ben internet alışverişi yapıyordum. Ben de kitaplarımı Güneş'ten alıyorum. Veteriner hekimliği olabilir, hemşirelik olabilir, tıp okuyor olabilirsiniz. Fark etmez. Sağlıkla alakalı bir alanda okuyorsanız bu ikisine bakabilirsiniz. İşinize yarayacak çok güzel kitaplar vardır muhtemelen, eminim. Okulunuzda da zaten size önerilen, tavsiye edilen, işte şunu şunu alın denilen kaynaklar oradan çıkıyordur. Başka yok çünkü benim bildiğim kadarıyla. İki tane var diye biliyorum. Yani genel olarak bahsedilen iki tane. Evet. Ha, onu söyleyeceğim. İşte kız kardeşim biliyorsunuz fakültesi öğrencisi. Yani bir önceki videoyu aslında biz yüklediğimiz günden 3-4 hafta önce çektik. Şimdi bu videoyu ne zaman yükleyeceğimizi bilmediğim için bir ay önce demek istemiyorum. O videoyu çektiğimizden, yani yüklediğimizden 3-4 hafta önce çektik dediğim gibi, ama işte o dönemde çocuğun kurul sınavlarının olduğu döneme denk geldi. Bir de malumunuz deprem yaşadık ülkece. O yüzden de bir hani okulların durumu da belirsizleşti. Örgün eğitimden online eğitime geçiş yapıldı. İşte öğrenciler birazcık orada hani eğitim anlamında bir sekmeye uğradı öğrencilerin durumu. Bu sınavlar daha çok öteleştirildi. Evet, yani bu durum sınav tarihlerine de yansıdı keza. İleri tarihe ertelendi sınavlar. O yüzden bir de bayram vardı. Ha evet, araya bayram da girdi. O yüzden de videoyu editleyemedi yani kısacası. Ben de açıkçası hani editlerim, bana bir öğret falan dedim. Sağ olsun bana öğretti ama ben her zaman söylemekten asla gocunmadığım bir şey var ki, ben tembel bir insanım. O yüzden ki video... Her ne kadar bir önceki videoda tembellikten nefret ederim demişsin. Ya tembellikten nefret ediyorum gerçekten. Kendin ama... yapmadığın sürece. Hayır şöyle.
Mesela ya video editleme konusunda tembelim, anladın mı? Video editlemek yerine o anda mesela işte klinikte şu an karşıma çıkacak herhangi bir şeyi yapmayı tercih ederim. Anladın mı demek istedim? Yani onu okumayı tercih ederim. Ya da mesela bu kliniğe başlamadan öncesi için işte kitabımı bitirmeyi tercih ederim gibi, hani o tercih konusunda tembelliklerim var. Yani önceliğim değil ya hani. Çünkü bu senin yaptığın hali hazırda. Mesela orada şey de demiştim. Her sorunla da uğraşmam. Tek bana mı sorun? Başkaları da uğraşsın. Bu senin de sorunun olduğu için aynı zamanda ben orada o sorunla uğraşmamayı tercih ediyorum diyebiliriz. Yani bu konuda tembelliğim var. Evet. Beni çok heveslendirmiştin ama yani yapacağım dediğinde çok heveslenmiştim. Çünkü yapacağım dediğin dönem tam final dönemiydi. Ve gerçekten ama kafamı kesin kalitli, yapacağım şey demedim ben. Ya. Hani yapabilirim yani, dedim. Yapabilirim dedin de yani benim kafamda şimşekler çaktı yani yapacağım olarak anladım ben onu hani. Dedim oh dedim bu videoyu ablam editleyecek herhalde falan. Tamam ama o senin beklentin. Yani bu senin kişisel problemin oluyor kardeşim. Çünkü yani ben sana öyle bir beklentim. Evet Ayşe, senin bu aralar çok yoğunluğun var kardeşim. Bu videoyu ben editleyeceğim. Demedim. Senin çok yoğunluğun var kardeşim. Bana göster. Ben de yapabilirim. Sana yardım edebilirim dedim hatta. Yardım edebilirim dedim. İyi hatırladım ha. Var ya, önceden benim hafızam bu arada çok iyiydi. Çocukluk döneminde, ergenlik döneminde hafızam çok iyiydi gerçekten. Sonra bana bir şeyler oldu liseden sonra. Hatta lise sona doğru falan. Böyle bir hafızam geriledi mi yoksa format mı attı kendi kendine bilmiyorum. Aklımda çok az bilgi barındırabiliyorum artık. Yani önceden mesela ben işitselimleri daha çok görselden ziyade. Ama önceden hem görselim hem işitselim çok kuvvetliydi. Şu anlarda hani işitselim daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle, şu an mesela bir şeyi duyduğumda önceden direkt aklımda kalırdı. Bu şarkı sözü olabilir, işte ne bileyim herhangi bir bilgi olabilir. Fark etmez yani, hafızamda kalırdı ama şimdilerde onu duymak yetmiyor. Tekrar etmek ihtiyacı hissediyorum. Ya da ne bileyim tekrar tekrar duyma ihtiyacı hissediyorum. Görme ihtiyacı da hissediyorum tabii bunların yanı sıra. Bilmiyorum neden böyle olduk. Yaşım ilerledi, hafızamda çok fazla bilgi birikim oldu diye mi falan desem, beyninde bir kotası yok yani doldurduk desek. Bence senin bir ara mineral ve vitamin depon sıfırlanmıştı ya, o gün senin değişim günün. O da olabilir. Belki kan değerlerimdeki o eksiklik beni geriletmiş olabilir. Ya da bilmiyorum, harama mı çok bakıyoruz? Allah haramdan sakındırsın inşallah tüm uzuvlarımızı. Öyle de bir şey var çünkü ya hani ne İslamiyet'te, tasavvufta. Öyle. Şimdi toparlamak gerekirse eğer, videolarımızı çekemememizin birden fazla sebeplerinden bahsettim. Sıcaklık dedim, sektör değişikliği dedim, hayatımızda yeni olan vakalara karşı adaptasyon süremiz dedik, kız kardeşimin yoğunluğu dedik. Şimdi tatile giriyor kendisi. O yüzden hani buradan da gidecek, annemlerin yanına gidecek, şehir değişikliği yapacak. Bir süre yan yana da olamayacağız haliyle. O yüzden de muhtemelen video süresi yine uzayacak, aradaki video süresi. Bilmiyorum ne kadar uzayacak. Hani bir ay mı olur artık, bir buçuk ay mı, iki ay mı olur bilmiyorum. Affınıza sığınıyoruz. İkimiz de özür diliyoruz. Bizi takip eden arkadaşlarımıza ya da izleyen arkadaşlarımızdan özür diliyoruz. Hani belki daha sık olmasını isteyenler vardır aranızda. Ama malum durumumuz bu şekilde. Hani onu da söylemek istedik. Ama dışında bulduğumuz bütün imkanları buna seferber etmeye çalışıyoruz. Çünkü ben yarın yola çıkacağım ve yaptığımız son iş bu videoyu çekmek oldu. Ve bugün benim izin günüm. Yani normalde hani ben şu an işte ders çalışıyor olmam gerekiyordu. Ya da ne bileyim başka hani kişisel işlerimi falan halletmem gerekiyordu. Ama Ayşe yarın yola çıkacağı için dedi ki abla gitmeden önce ne zaman geleceğim belli değil, video çekelim diye. Tamam o zaman hemen hazırlanayım falan dedim. Bir de o hazırlık sürecimiz de var yani. O da var. O da hani her ne kadar böyle insan erinmem ya, üşenmem falan dese bile o da insan yani, bu sıcakta hazırlanmak da gerçekten insan bazen eriniyor, üşeniyor. Babam arıyor. Yarım saat aradan sonra tekrar karşınızdayız. Babam aradı. Konuşmamız birazcık uzun sürdü. Aramızda acaba şaşıranlar var mıdır? Babanla yarım saatle konuştun ya falan diye. Türkiye'de yaşıyoruz bence, kesinlikle vardır. Vardır değil mi? Aynen. Biz de önceden babanla yarım saat konuşmazdık bu arada. Yani
işte üniversitedeyken falan. Zaten lisedeyken, ortaokuldayken, ilkokuldayken falan. İlkokulu saymayayım, hadi telefonumuz yoktu o zaman. Ortaokul, lisedeyken falan hiç araşmazdık da babamla. Üniversitedeyken de çok öyle telefonda konuşmazdık. Yani 40 yılda bir belki bir mevzu varsa. Bir buçuk üzerine... dakika. Yok, gerçekten bir mevzu varsa hani önemli bir şey onun üzerine konuşurduk ama onun dışında öyle uzun konuşmazdık. Bir benim hiç öyle olur. Önemli bir meselem olmadı. Yani evet, bilmiyorum. Şimdilerde babanla uzun konuşmaya başladık. Bunun da en büyük etkisi herhalde babam emekli oldu ya artık. Babam da boş, aynen. Müsait, bol bol vakti var. Çünkü önceden biz mesela benim annem de babam da hep çalışan insanlar oldu. O yüzden annemizi babamızla aradığımızda mesela normalde diyalog nasıl gerçekleşiyor bilmiyorum. Hani eşimden ötürü biliyorum. Onun mesela alo, işte selamünaleyküm, aleykümselam, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz falan diye olur. Bizim mesela hep şey olurdu. Alo, anne müsait misin, baba müsait misin? Hani eğer karşı taraf müsaitim derse konuşma birazcık devam ederdi. Onun dışında mesela genelde duyduğumuz şey kısaysa söyle. Ya da işte önemliyse söyle. O önemliyse söyleyi hep babam söyler. Evet, babam. Kısaysa söyleyi de annem söyler. Aynen. Annem kısaysa söyle der. Babam da önemliyse söyle der. Zaten ne ya, kısa da olsa, önemli de olsa o cümleyi duyduktan sonra tam sonra konuşuruz o zaman falan deyip genelde kapatıyoruz. Videoyu burada artık sonlandıralım isterseniz. Çünkü bayağı da dağıldık. Hani ne konuştuğumuzu falan da çok hatırlamıyorum. Ne konuşmak istediğimizi de çok hatırlamıyorum. Şimdiye kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yavaş yavaş ailemiz büyüyor, farkındayız. Daha fazla video yükleyebilirsek daha hızlı büyüyeceğinin de farkındayız. Ama olsun, bu bizim bu hızımıza rağmen yeni arkadaşların aramıza katılması da bizi gerçekten çok mutlu ediyor, memnun ediyor. Bir kişiye bile inanın evde bayram havası esiyor desek yeridir. Yani hemen kız kardeşim var, abla şu kadar olmuş, bir kişi daha geldi falan diye böyle ben de öyle mi olmuş falan. Böyle işte bir coşuyoruz. Ezan da okunmaya başladı ezzallah. Şimdiye kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.